Radyo Kitaplığı. Hazırlayan ve sunan Doktor Necdet Subaşı. Merhaba değerli dinleyiciler. Radyo Kitaplığı'nda bugün Hulefai Raşid'in Devri başlıklı eseri ele alacağız. Dört halife dönemi olarak bilinen ve Müslümanlar açısından son derece önem kazanan, model olarak, referans noktası olarak, bir uygulama alanı olarak her zaman saygıyla takip edilen, dolayısıyla kendi içindeki bütün limitleri, bütün biçimleri, formları üzerinde sıkça durularak değerlendirilen bir dönemden söz ediyoruz. Müslüman toplumlar aslı saadet başlığı altında idealize ettikleri dönemleri tanımlarken genellikle Hazreti Peygamber'in hayatta olduğu dönemi ve onu takip eden dört halife dönemini diğer Müslüman tarihlerinden ayrıştırırlar ve ona çok özel bir anlam yüklerler. Asr-ı saadet dediğimizde Hazreti Peygamber'in bizzat rehberlik ettiği bir hayatı ve onun yönlendirmesine, telkinlerine, öğretisine teslim olmuş sahabesinin doğrudan hakim olduğu dört halife devri hatırlanır. Mustafa Fayda'nın Hulefai Raşid'in Devri, Dört Halife Dönemi başlıklı bu çalışması bir hayli önemli. İslam dünyasının bugün içinden geçtiği çalkantılı süreçlerin, hatta tarihsel süreç içerisinde yaşadığımız pek çok ihtilafın dayandığı bir dönemi ifade etmesi açısından Dört Halife Dönemi'nin mutlaka dikkatli bir şekilde değerlendirilmesi lazım. İslam dünyasında tarihsel süreç içerisinde ortaya çıkan ve varlığını bugüne kadar devam ettiren dini ve mezhebi ihtilaflar dikkatle takip edildiğinde bunların köklerinin, orijinlerinin mutlaka Hulefai Raşid'in döneminde bir karşılığı olduğunu rahatlıkla görmekteyiz. Hulefai Raşid'in dönemi pek çok açıdan hepimiz için örneklik ifade eden, saygıyla değerlendirilmeyi gerektiren bir tarihsel süreç. Sınırları belli, çerçevesi net ve yalın bir dünyadan söz ediyoruz. Mustafa Fayda, Hazreti Ebubekir'den başlayarak Hazreti Ömer, Hazreti Osman ve Hazreti Ali dönemlerini kronolojik süreçleri izleyerek bizlere takdim etmekte ve bu dönemde ortaya çıkan tarihi olayları, dönemin rivayetlerini, dönemin tarihsel kaynaklarını devreye sokarak bizlere takdim etmeye çalışmaktadır. Hazreti Ebubekir döneminin çok ciddi anlamda bugün değerlendirilmeye ihtiyacı var. Hazreti Ebubekir, Hazreti Peygamber'den sonra ilk halife olarak atanmış, onun halife olarak seçilmesi bir model olarak Sünni dünyada temel referans şeklinde belirlenmiştir. Hazreti Ebubekir'in halife olma süreciyle ilgili tarihsel bağlam takip edildiğinde buradan bir nüve olarak ortaya çıkan Şiiliği, Hazreti Ali yanlılığını ve ilerleyen süreçlerde bu küçük nüvenin nasıl büyük bir mezhebi ihtilafı ortaya çıkardığını görmek mümkün. Kur'an-ı Kerim'in mushaf haline getirilişi, dinden dönenlere karşı gerçekleştirilen ridde savaşları ve artık ciddi anlamda genişleme istidadı gösteren fetihler bu dönemin temel özellikleri arasında yer almaktadır. Fetihler bir hayli önemli. Müslüman fetihlerinin ana ekseni nedir? Bu fetihlerde yönlendirici saikler nasıl sıralanabilir? Müslümanların fetih politikaları, fetihten sonra o bölgenin yerleşik halkına karşı uyguladıkları siyaset nasıldır? Bütün bunları bu çalışma içerisinde görmek, değerlendirmek mümkün. Aynı şey Hazreti Ömer dönemi içinde geçerlidir. Hazreti Ömer dönemi sadece adaletle, adil bir dünyayla yansıtılacak bir şey değildir. Bu süreçte çok farklı siyasi kargaşalar, çok farklı fetih hareketleri de gerçekleşmiştir. Aslında İslam'ın ilk fetihlerinin dayandığı tarihsel süreç Hulefai Raşid'in dönemiyle ilişkilidir.
Anadolu'nun doğu yakası da bu süreçlerde fethedilmiştir. Anadolu'nun İslamlaşmasının, İslam'ın ilk dönemlerine bağlanması çok güzel bir şey. Çok güzel bir bağlantı, çok güzel bir değerlendirme. Hazreti Osman, Müslümanlar arasındaki ihtilafların kısmen yoğunlaşmaya, ayrışmaların artık açık bir şekilde ortaya çıkmaya başladığı bir dönem olarak kuşkusuz hüzünlü bir süreci ifade etmektedir. Bu dönemin gerekçeleri, bu dönemde ortaya çıkan olayları nasıl değerlendirmemiz gerektiği konusunda tarihsel verilere daha fazla dikkat ederek, bu verileri değerlendirirken daha özenli davranarak bir çıkış yolu bulmak gerekir. Hazreti Osman dönemi de fetihlerle taçlandırılmış bir dönemdir. Ancak ne yazık ki bu süreçte Hazreti Osman makamında şehit edilecek ve Müslüman dünya bir daha geri dönülmesi imkansız ayrışmalarla sık sık birbiriyle rekabet eden, birbiriyle çatışan bir kaosa sürüklenecektir. Hazreti Ali bu süreci toparlamaya çalışan, bu sürecin ağırlıklarını ümmetin üzerinden atmaya çalışan bir döneme parmak bastıysa da onun kaderi de pek farklı olmayacaktır. İtirazlar, ihtilaflar bu dönemin temel vasıfları arasında yer alacaktır. Cemel vakası, Sıffin vakası, hakem olayı, haricilerin ortaya çıkışı ve haricilerin oldukça sert, aklı da, vahyi de, hikmeti de göz ardı eden duruşları bugün soğukkanlı bir şekilde üzerinde durmamızı gerektiren bir konu olarak öne çıkmaktadır. Mustafa Fayda'nın bu çalışması, bugün karşı karşıya geldiğimiz meseleleri anlamada bize önemli bir referans kaynağı olarak ortaya çıkan bir dönemi anlamamıza yardımcı oluyor. Dört halife dönemini bütün ayrıntılarıyla birlikte yetkin analizleri takip ederek incelediğimizde hayatın dün olduğu gibi bugün de yine sorunlarla, ihtilaflarla yürüdüğünü, asıl olanın hakikate sadık kalmakla ancak gerçekleşebileceğini gösteriyor. İyi günler diliyorum efendim. Radyo Kitaplığı. Hazırlayan ve sunan Doktor Necdet Subaşı.